Halil Yılmaz'ı gördü. Halil Yılmaz'ın uzun topu ve mükemmel bir gol Sayın Seyitler. Mükemmel. Halil Yılmaz'ın uzun topu ve mükemmel bir gol Sayın Seyitler. Mükemmel bir gol. İhsan Furkan ceza sahasına girdi. Önündeki Onur'u mükemmel geçti ve topu 90 tabir edilen yere gönderdi ve Altay 17. dakikada İhsan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Kaleci Süleyman'ın uzun vuruşu. Halil topa çıktı. Hem öndeki adamı bozdu hem de evet, Altay'ın mutlak gol pozisyonu ve 2-0 Altay. Son dakikalarda ilk yarıyı biterken attığı golle 2-0 öne geçti. Altay'ın ikinci golü. Vuruşu. Halil topa çıktı. Hem öndeki adamı bozdu hem de evet, Altay'ın mutlak gol pozisyonu ve 2-0. Şu anda top Aydın'da. Aydın Samet'e döndü. Sağ Aydın'ın yaptığı tehlikeli atak. Halil'in ve maç 3-0 Sayın seyirciler. Kaptan Murat Uluş'un attığı golle Altay deplasmanda 3-0'lık galibiyete ulaştı. Sayın seyirciler, tehlikeli atak. Halil'in ve maç 3-0 Sayın seyirciler. Kaptan Murat Uluş'un attığı golle Bahattin serbest vuruş kullanıyor Sayın Seyitler. Ceza sahasına gönderdi topa. İyi yüklenen Samet ve son anda kaleci parmaktan ucuyla topu. Bahattin serbest vuruş kullanıyor Sayın Seyitler. Ceza sahasına gönderdi topa. İyi yüklenen Samet ve son anda kaleci parmaktan ucuyla topu kornele çeldi sanki. Mehmet Sayan Samet'e döndü. Samet'in mükemmel hareketi. Evet, Altay ceza sahası şimdi. Dört kişinin arasında evet Sayın Seyitler. Gölcük Spor gerçekten Gölcük Spor. Mehmet Sayan Samet'e döndü. Samet'in mükemmel hareketi. Evet, Altay ceza sahası şimdi. Dört kişinin arasında evet Sayın Seyitler. Gölcük Spor gerçekten arkadaşı yerine rakibine pası verince evet, Bahattin mükemmel iki çalımla ceza sahasına girdi. Bahattin'in şutu direğin dibinden avuta çıktı ve altı. Bahattin mükemmel iki çalımla ceza sahasına girdi. Bahattin'in şutu direğin dibinden Cemal Doğu. İnanır mısın, ceza sahası dışından ve evet, maç 90 dakika bitti ve Altay Gölcük Spor'u kendi saha ve seyircisi önünde deplasmanda 4-0 yenerek evet Sayın seyirciler,
taraftarların üzüntüsüyle biten bir maç oldu. Gölcük Spor gününde değildi veya eksiklikleri vardı. Her ne olursa olsun kendi saha ve seyircisi önünde Altay'dan 4 gol yememeliydi. Bayram öncesi taraftarlarına bayram müjdesi, bayram hediyesi verme yerine üzüntü ve hüzün verdi. Önümüzdeki haftalarda inşallah Gölcük Spor başarılı sonuçlarla taraftarlar, üzdüğü taraftarları mutlu ve eder. Tek dileğimiz o. Evet sayın seyirciler, yayınımızı burada noktalıyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Maçı anlatan ben Ali Sevim. Kameramen arkadaşımız Ferhat Tosun'la beraber hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hakemlere olan tepki var. Ufak tefek tepki taraftarlar tarafından. Fakat dediğim gibi Gölcük Spor